Sevgili öğrenciler, sözcük türlerinde daha önceden isim, zamir, sıfat, zarf konusu üzerinde durmuştuk. Bugünkü konumuz edatlar, bağlaçlar ve ünlemler. Önce edatlardan, yani bir diğer ismi ilgeçlerden bahsedeceğiz. Edat olan sözcükler kendi başına bir anlam ifade etmez. Ekranda gördüğünüz bu edatlar kendilerinden önceki sözcük veya sözcük grubuyla birlikte değerlendirilir ve buna göre cümle içerisinde anlam ilişkisi kurar. Değişik görevlerde kullanılabilir. Edatlarla ilgili söyleyebileceğimiz en önemli nokta şu, biraz önce ifade etmiştik. Edatlar kendi başlarına bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla tek başlarına bunların bir anlamı yoktur. Belli başlı edat çeşitlerimizi gördünüz. Şimdi bu edat olarak kullanılan sözcüklerin cümle içerisinde kurdukları değişik anlam ilgileri ve görevleri üzerinde duralım. Sevgili öğrenciler, gibi edatı cümle içerisinde sözcük türü bakımından farklı görevlerde kullanılabilir. Şöyle örnekler üzerinde bu ifadeyi açalım. İnci gibi diş. Şimdi bakın, burada diş sözcüğü sözcük türü olarak sizin de bildiğiniz gibi nedir? İsimdir. Bu ifadede geçen gibi edatı kendinden önceki inci sözcüğüyle birleşerek ya da ona dahil olarak nasıl diş, inci gibi diş şeklinde bize bir cevap veriyor. Dolayısıyla inci gibi sözcüğü burada görev yönünden, tür yönünden sıfat görevinde kullanılmıştır. Demek ki edat olarak kullanmış olduğumuz gibi kendinden önceki sözcükle birlikte sözcük türü rolü değişerek sıfat görevinde kullanılabiliyor. Aynı ifadeyi şu şekilde kullanabiliriz. Dişleri inci gibi parlıyor. Değerli arkadaşlar, burada parlama sözcüğü eylemdir, fiildir. Eylemleri etkileyen sözcüklere ne diyorduk? Zarf diyorduk. Dişleri nasıl parlıyor? İnci gibi eylemi etkilemiştir ve inci gibi sözcüğü bu kez zarf görevinde kullanılmıştır sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi gibi edatı kendinden önceki sözcükle birlikte değerlendirilerek bir cümlede sıfat görevinde veya zarf görevinde kullanılabiliyor. Edatların ya da ilgeçlerin birçoğunda böyle bir durum söz konusudur. Bir başka edat çeşidine hemen geçelim. Göre edatı. Göre edatı da cümle içerisinde değişik anlam ilgileri sağlar. Örneklerimizi inceleyelim. Sınavdaki sorular bana göre çok kolaydı. Burada göre sözcüğü anlam ilişkisi bakımından gördüğünüz gibi görecelik, görelik, değişkenlik, sence, bence gibi anlam ilgileri sağlamıştır. Diğer örneğimize bakalım. Burada her şey şehre göre ucuz dediğimizde göre sözcüğü karşılaştırma ilgisi kurmuştur. Bir başka örnek. Kesemize göre kiralık bir ev arıyoruz.
Burada ise göre sözcüğü uygunluk ilgisi kuracak şekilde kullanılmıştır değerli arkadaşlar. Bir başka edat çeşidimiz üzere edatı. Anlam ilgileri kurar, değişik anlam ilgileri. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Belgeleri yarın getirmek üzere kaydolduk. Burada bu cümlede üzere sözcüğü şart, koşul anlamıyla kullanılmıştır. İkinci örneğimiz, ihtiyaçlarımızı almak üzere markete gittik. Burada almak amacıyla, almak maksadıyla yani üzere sözcüğü amaç ilgisi kurmuştur diyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Beklediğiniz film başlamak üzere burada şimdi şu anda yani üzere sözcüğü zaman ilgisi kurmaktadır. Bir başka edat ilgi çeşidimizi inceliyoruz. Başka edat olarak kullanılır. Edat olarak kullanıldığında şu anlam ilişkisini kurar. Mezuniyet gününe Ahmet'ten başka bütün öğrenciler katıldı. Burada Ahmet'ten başka ifadesinde Ahmet'in dışında, Ahmet'in haricinde herkes katıldı anlamı söz konusudur. Sevgili öğrenciler, başka sözcüğü kullanıldığı cümle içerisinde değişik görevlerde de karşımıza çıkabilir. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Başka kitaplar. Burada gördüğünüz gibi kitap sözcüğü isim görevinde, öncesinde gelen başka sözcüğü ise bir isimle birlikte kullanıldığı için sıfat görevinde kullanılmıştır. Aynı şekilde başkaları şeklinde kullandığımızda, örneğin işte başkaları bu konuda konuşsun şeklinde bir cümle kurduğumuzda başkaları sözcüğü ismin yerine geçmiştir ve sizin de gördüğünüz gibi burada zamir görevinde kullanılmıştır. Sevgili öğrenciler, bağlaçlar konusuna gelince bağlaçlar da tıpkı edatlar gibi kendi başlarına anlamı olmayan eş görevli ögeleri, sözcükleri veya sözcük gruplarını birbirine bağlayan, cümle içerisinde değişik anlam ilgileri kuran sözcüklerdir. Dolayısıyla bağlacın öne çıkan özelliği için hemen şunu söyleyebiliriz. Tıpkı edatlarda olduğu gibi kendi başlarına anlamı yok, ancak bağlaçlar eş görevli sözcükleri, cümleleri veya söz öbekleri, bunları birbirine bağlayan sözcüklerdir. Tabi bunun dışında bağlaçların da kullanıldıkları cümlelerde değişik anlam ilgileri kurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve yine geçmiş yıllarda çıkan soruları incelediğinizde eş görevli ögeleri, sözcük veya sözcük gruplarını sormalarının yanında değişik anlam ilgilerinin de soru olarak geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Şimdi belli başlı bağlaç çeşitleri üzerinde duralım. Ve bağlacı, sevgili öğrenciler, değişik anlam ilgileri kurmasının yanında daha çok eş görevli ögeler, sözcükler, sözcük gruplarını birbirine bağlamada, cümleleri birbirine bağlamada kullanılır. Hemen bunlarla ilgili örneklerimizi inceleyelim. Birinci cümlemiz, öğrenciler ve öğretmenler tören için bahçedeler. Şimdi burada ve bağlacı, gördüğünüz gibi sözcük türü yönünden incelediğimizde öğrenciler ve öğretmenler isim görevindedir, ad görevindedir. Dolayısıyla buradaki ve bağlacı isimleri birbirine bağlamada kullanılmıştır. Aşağıdaki örneğimize bakalım. Sizi ve bizi bu akşam yemeğe davet ediyor. Yine baktığınızda sözcük türü olarak arkadaşlar
siz ve biz sözcükleri gördüğünüz gibi adıl yani zamir olarak kullanılmıştır. Ve bu kez ve bağlacı iki zamiri, kişi zamirini birbirine bağlamada kullanılmıştır. Diğer örneğimize bakalım. Bize uzun ve heyecanlı bir masal. Burada bakın, masal sözcüğü isim, heyecanlı ve uzun sözcükleri ismi niteleyerek sıfat görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla bu kez ve bağlacının fonksiyonu sıfatları birbirine bağlamasıdır. Diğer örneğimize bakalım. Önce gök gürledi ve ardından yağmur başladı. Şimdi bakın burada önce gök gürledi ayrı bir cümle, ardından yağmur başladı ayrı bir cümle ve bağlacı cümleleri de birbirine bağlar ve burada gördüğünüz gibi iki cümleyi birbirine bağlamış. Cümle türü açısından da bu cümleyi incelediğimizde bu cümleye biz ne diyeceğiz? Bağlı cümle diyeceğiz arkadaşlar. Cümle çeşitlerinde bunu tekrar size hatırlatacağız. Bir başka bağlaç olarak kullanmış olduğumuz sözcükler gördüğünüz gibi ama, fakat, lakin, ne var ki? Bu bağlaçlar genellikle birbirinin yerine kullanılan bağlaçlardır. Günümüz Türkçesinde biz daha çok ama ve fakat bağlaçlarını kullanıyoruz. Ve bu bağlaçlar da cümle içerisinde değişik görevlerde kullanıldıkları gibi anlam ilişkisi yönünden de farklı özellikler taşır. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Sana cips alırım ama önce yemeğini ye. Bakın burada ama sözcüğü koşul ilgisi sağlamıştır. Diğer örneğimize bakalım. Onu daha önce hiç ama hiç görmedim. Buradaki ama sözcüğü hiç sözcüklerinin arasına girerek cümleye pekiştirme anlamı katmıştır. Yine bir başka örneğimiz. Dersi dinledim fakat konuyu anlamadım. Buradaki fakat sözcüğü anlam ilişkisi olarak karşıtlık ilgisi kurmuştur. Maçı seyredebilirsin fakat önce ödevini bitir. Yine fakat sözcüğü de ama da olduğu gibi koşul ilgisi kurmuştur. Şiirimi okudum. Bu kez lakin bağlacını kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Şiirimi okudum. Lakin kimse beğenmedi. Yine burada da karşıtlık ilgisi var. Aynı şekilde birbirinin yerine kullanılabilir demiştik. Ne var ki sözcüğü de durağa kadar koştum. Ne var ki otobüse yetişemedim. Aynı şekilde karşıtlık ilgisi kurmuştur değerli arkadaşlar. Dediğim gibi bu bağlaçlar birbirinin yerine kullanılan bağlaçlardır. Bir başka bağlaç çeşidimiz ki bağlacı. Sevgili öğrenciler, pozitif transfer yapacak olursak hemen şunları hatırlatalım size. Ki eki dilimizde 3 taneydi. Bunlardan ikisini daha önce inceledik. Birincisi zamir olan ki yani ilgi zamiri. İkincisi ilgi eki sıfat yapan ki bu ki'ler daima bitişik yazılır. Üçüncü olarak işte şimdi üzerinde duracağımız ki bağlacı bağlaç görevinde kullanılır ve değişik anlam ilgilerinin yanında cümleleri de birbirine bağlar ki bağlacı. Hemen inceleyelim örneklerimizi. Roman ki benim en sevdiğim türdür. Burada ki bağlacı sevgili arkadaşlar bu cümlenin öznesi olan roman sözcüğünü açıklamak için kullanılmıştır. Açıklama ilgisi sağlamıştır. Diğer örneğimize bakalım. Çok ağlamış ki gözleri kanlanmış. Burada gördüğünüz gibi iki ayrı cümle söz konusu. İki cümleyi birbirine bağlamasının yanında ki bağlacı bu cümleye neden sonuç ilgisi anlamıyla bağlanmıştır. Yani ki bağlacı burada neden sonuç ilgisi kurmuştur.
Diğer örneğimize baktığımızda hiç odasını toplamıyor ki. Burada ki bağlacı kullanıldığı cümleye yakınma anlamı katmıştır. Büyük sözü dinle ki yanlış yapmayasın. Burada da büyük sözü dinle önerisinin koşulu, şartı yanlış yapmama. Dolayısıyla burada ki bağlacı koşul ilgisi sağlamıştır diyoruz. En çok kullanılan bağlaç çeşitlerinden birisi de D bağlacıdır sevgili arkadaşlar. Tabii burada hemen şunu hatırlatalım. Aslında dilimizde iki tane D eki bulunmaktadır. Bunlardan birincisi şimdi üzerinde duracağımız D bağlacı. İkincisi de hal eki olarak kullanmış olduğumuz D ekidir değerli arkadaşlar. Bunlarla ilgili ayrıntıları ilerleyen konularda anlatacağız. Ama hemen şunu söyleyelim. Hal eki, durum eki olarak kullanılan D eki daima bitişik olarak yazılır. Ve bu ek TT şeklinde de yazılabilir. Şimdi üzerine duracağımız D bağlacı ise kesinlikle D dağ şeklinde kullanılır. TT şeklinde yazımı yoktur. Ve daima ayrı olarak yazılır değerli arkadaşlar. Tabii ki bu bağlaç da cümlede değişik anlam ilgileri kurar. Hemen örnekleri incelemeye başlayalım. Yağmura yakalandım da ıslandım. Islanmamın gerekçesi, ıslanmamın nedeni yağmura yakalanmam. O halde burada gördüğünüz gibi D bağlacı neden sonuç ilgisi kurmuş. İkinci örneğimize bakalım. Ben de bu okuldan mezun oldum. Senin mezun olduğun gibi ben de. Burada D bağlacı eşitlik, gibilik, senin gibi anlamında kullanılmıştır. Diğer örneğimiz sen de mi Brutus? Burada gördüğünüz gibi şaşma, hayret etme ilgisi söz konusudur ve bunu D bağlacı vermiştir. Diğer örneğimiz bu çocuk para kazanacak da bize bakacak öyle mi? Burada ise D bağlacı alay etme, küçümseme anlamlarında kullanılmıştır. Benim çantamı al da göreyim seni. Cümlenin kurgusuna baktığınızda burada da gördüğünüz gibi korkutma, tehdit anlamı söz konusu. Yine bir başka örnek. Bu filmde filmmiş ha şeklinde kullandığımızda işte burada D bağlacı arkadaşlar övgü, beğenme anlamlarında kullanılmıştır diyoruz. Bunun dışında bile ve dahi bağlaçları birbirinin yerine kullanılır, D bağlacının yerine kullanılır. Ancak tabii onların da değişik anlam ilgileri kurduğunu söyleyebiliriz. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Sen bile bu soruyu çözemezsin. Buradaki bile sözcüğü D bağlacının yerine kullanılmıştır. Sen de bu soruyu çözemezsin şeklinde. Bırak dilekçeyi incelemeyi okumadı bile. Burada bile sözcüğü üstelik anlamında kullanılmış. Buralarda yağmur dahi yağmaz oldu şeklinde dahi sözcüğünü kullandığımızda yine dahi sözcüğü de D bağlacının yerine kullanılmıştır diyoruz. Değerli arkadaşlar, bir başka bağlaç çeşidimiz NN bağlacı. NN bağlacı değişik anlam ilgileri kurmasının yanında eş görevli ögeleri, sözcükleri de birbirine bağlar. Örneklerimizi inceleyelim. Parkta ne ağaçlar kalmış ne çiçekler. Burada NN bağlacı gördüğünüz gibi olumsuzluk ilgisi sağlamıştır. Yani parkta ağaçlar da çiçekler de kalmamış anlamını vermiştir. Dolayısıyla burada hemen şunu hatırlatalım. İlerleyen konularda cümle çeşitleri konusunda bunun üzerinde duracağız. NN bağlacıyla kurulan cümleler sevgili arkadaşlar şekil yönünden olumlu olduğu halde anlamca olumsuzluk içeren cümlelerdir. Dolayısıyla NN bağlacıyla kurulan cümlelerde yüklem daima burada olduğu gibi olumlu olmalıdır. Eğer yüklemi olumsuz bir şekilde kullanırsak bu yine
Türkçenin başka bir konusunu ilgilendirir, anlatım bozukluğuna neden olur. Dediğim gibi bunları ilerleyen zamanda size hatırlatacağız. Diğer örneğimize bakalım, NN bağlacı ile ilgili. Bugün hava ne soğuk ne sıcak. Burada NN bağlacının cümleye kattığı anlam ilişkisi sizin de gördüğünüz gibi orta vasat anlamıdır değerli arkadaşlar. İşte mesela su ne sıcak ne soğuk, yani ılık anlamında orta vasat. İşte bu öğrenci ne çalışkan ne tembel, orta vasat anlamlarını vermede NN bağlacından yararlanıyoruz.